Anketler de gösteriyor ki AKP kaybedecek gibi görünüyor. Gideceği koltukta yok. Siz tahayyül edebiliyor musunuz? Mesela mecliste muhalefet koltuğunda Sayın Tayyip Erdoğan'ı. Ben edemiyorum. Mecliste muhalefet koltuğunda da oturmayacak kaybederse. Zaten ne hiç yapacak? Oturmadı bu arada. Tabii, ne yapacak? Dışarıda kalacak. Yani alelade vatandaş olacak diyemiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığını yapmış bir kimseye ayrıca itibar edilir. Belli bir kaynak aktarılır. Kendisine ciddi korumalar verilir. Sadece Cumhurbaşkanı değil, başbakanlık yapanların da hepsine geçmişte bu imkan sağlandı. Onun için herhangi bir kişi olarak sokağa çıkamaz. Ama bütün bunlardan istifade etmesine rağmen artık devletin kurumları kendisine hizmet etmez. Bunu yaşar. Ha bu kendisinin haleti ruhiyesini etkiler mi? Değiştirir mi? Buna rıza gösterir mi? Direntmek ister mi? Onları bilmiyor. Onlarla ilgili hiçbir kanaatim yok. Ama ben bunu yaşayacak, mecliste de herhangi bir koltukta oturmayacak kesinlikle. Bunu hangi anlamda? Yani sahada mı olacak sürekli? O anlamda yani AKP genel başkanı olarak kalmayacak. Evet yani siyasi ömrü artık Cumhurbaşkanı seçildiği zaman benim kanaatim Tayyip Bey'in siyasi hayatı bitmiş olacak. Bundan sonra ne aday olabilir? Ha şöyle olursa eğer, ya çok kısa bir zamanda yeniden bir seçim olursa ben varım diyebilir. Ama ben ona da ihtimal vermiyorum. Ha, kaybederse çekilir diyorsun. Çekilir. Tamam. Evet. Peki ben onun bir öncesini sorayım. Hep daha yukarıya, hep daha yukarıya talip oldu ve sonuçta başarı kazandı ve geldi de. Doğru. Şimdi dolayısıyla klasik soruyu soruyorum aslında. Kazanamayacağı bir seçime girer mi? Yani dolayısıyla başka birini gösterebilir mi? Aslında biraz dediğiniz oraya çıkmıyor mu? Evet. Şimdi şöyle, bu ihtimali düşünenler var. Onun içinde kimsenin aklına gelmeyecek adaylar bile düşünülüyor. Yani AKP içinde mi? AKP içinden veya daha önceden AKP'li olmuş isimlerden. Şu da olabilir. Şunu bile gider. Kendisi en azından yerine gel, AK Parti'den aday ol diyebilir. Bunu bilgiyle mi söylüyorsunuz? Hayır. Bu söyleniyor ya. Şöyle diyelim, bilgi deyince bu söylentiler var. Bu söylentiler bana da ulaşıyor. Yani Tayyip Bey kazanamayacağını kesin olarak anlarsa kendi yerine %100 güveneceği bir insana aday gösterir. Cumhur İttifakı'nda Erdoğan da kazanamazsa kim kazanabilir ki zaten Temel Bey? Ama orada kazanmak değil, Erdoğan'ın kaybetmemesi. Ben bunu kim kazanabilir ki diye demiyorum. Bu bir çelişki kendi içinde Tayyip Bey yönüyle. Ama böyle bir kanaate gelirse gördü ki kazanamayacak. Bu sefer kendi yerine, kendisinde bak ben fedakarlık ediyorum, çekiliyorum. Şu göstereceğim arkadaş Cumhurbaşkanlığını en az benim kadar yapar diyecek birisi olacak. Durdu, herhangi bir adam olmayacak. Toplumun tanıdığı, bildiği ve itibar etme ihtimali olan bir insanı bulacak. Böylece Tayyip Erdoğan kaybetmeyecek. Kaybetmemiş olacak, zirvede bırakmış olacak. Tabii yani. Bundan dolayı böyle bir yolu deneyebilir mi? Deneyebilir. Mümkündür siz, diyorlar. Ben zayıf ihtimal görüyorum. Yani ben eninde sonunda Tayyip Bey'in sanki aday olacağını, deneyeceğini ama aday olduğu takdirde de işte her kesimden azar azar, gıdım gıdım. Şurada bir grup var, bu grup bana destek vermez. Ama ben o grubun içinden 50 kişiyi kazanırsam belki o 500 olur. Belki de 5000 olur. Böyle bir haleti ruhiyenin içine kapılabilir. Siyaset böyle bir iş. Yani hele de ihtirasınız olursa siz her şeyi tersten görebilirsiniz. Tersten okuyabilirsiniz. Bir şey söylediniz ya, kulağımıza geliyor dediniz. Hani kendisi olmayacaksa itibarı olan işte neyse isimler hani kulağımıza geliyor. Kimler onlar? Ya onu söylemeyin. Neden? Yani şimdi ben o ismi birilerini söylesem belki onlar bundan rencide olurlar. Belki ben tamamen afaki, çünkü nihayet insanlar sağlam bir bilgiye dayanarak bunu söylemiyorlar. Söylemiyor olabilirler en azından. Ya ben söylemedikleri kanaatindeyim ama böyle bir varsayımla diyorlar ki böyle olur. Ben de ona ihtimal vermiyorum. Temel Bey,
Daha önce Ayhan Seferüst'ün bir yayınımıza katılmıştı Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve kendilerine yani AK Parti'den istifa edip kendilerine katılmak isteyen üyelerin saray tarafından aranıp tekrar geri döndürüldüğünü söylemişler. Sizin partinizde de aynı şeyler oluyor mu? Yani şu ana kadar yok. AK Parti'nin bütün ilçe belediye başkanlıklarını rüşvetle aldılar. Efendim? Yani baskıyla, zorbalıkla. Şöyle, bizim adaylarımız üzerinde çok ciddi baskılar kuruldu geçmişte. Hele de belediye başkanlıkları. Onların çoğu transfer edildi. Tabii tabii. Adaylar değil. Ben hani... Yani tabii rüşvetle... Rüşvet demeyeyim. Siyasi rüşvet anlamında. Yani baskıyla, korkutmayla. Elde bir kanıt yok. Bir şey yok. Onu, buna direnenler de oldu. Direnmeyenler de oldu. Ama yani bunu Tayyip Bey bizzat kendisi de veya dolaylı olarak... Bu yola başvurmaktan çekinmiyor zaten. Buna bağlı olarak bir soru daha sorup size bırakacağım. Şimdi milli görüş gömleğini çıkarıp Amerikan gömleği, Amerikan kumaşı Siyonist gömleğini giydi diyorsunuz Erdoğan değil. İçin sürekli. Hayır, dahasını diyor yani, tabii Siyonist gömleği giydi hani diyor. O evet, terminolojide evet, sert bir ifade evet, açısından altını çizmek için. Her ikisini de söylediği için söylüyorum. Şimdi... tekrar AKP'de eğer kaybedilirse AKP'de bir dağılma yaşanacağı söyleniyor. O dağılma esnasında tekrar milli görüş gömleğini giymek isteyenlere kapınız açık mı? Tabii, bizim şöyle, biz milli görüş gömleğini, bu gömleği hiç giymemiş olanlara da kapımız açık. Bu bir anlayış meselesi. Biz, yani çıkarıp tekrar giyebiliyorlar mı? onu soruyorum. Şimdi bu yani ben tam çıkardım olarak. Şimdi tekrar giyiyorum. Bu tabii bir menfaat elde etmek için yapılıyorsa suistimal olur. Biz buna itibar etmeyiz. O da az çok bilinir benim kanaatim. Ama bizim kapımız herkese açıktır. Biz kimseye siz bir yanlış yaptınız, bu yanlıştan dönüyorum demiş olsanız bile artık biz sizi benimsemeyiz, kabul etmeyiz demeyiz. Bu siyaseten de doğru değil. Bizim meseleye yaklaşımımız itibariyle de manevi yönden de doğru olmayan bir şeydir. Temel Bey, bugün bu arada sıcak bir gelişme oldu, onu da sorayım. Başta aslında İpek biraz söz etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki işte bugün ayaküstü Suriye Dışişleri Başkanı'yla, Bakanı'yla ayaküstü konuştuk. Ve işte muhaliflerle Suriye'yi bir araya getirmek gerekir dedi. Birkaç gün önce de Sayın Cumhurbaşkanı, yani işte zaten istihbaratlarımız görüşüyor şeklinde kapıyı da kapatmadan bir açık bir alan bırakmıştı. Hatta soruyu uzatıyorum, bağışlayın. Önceki gün Türkiye Gazetesi'nde verilen bir haberde biri Körfez, biri Kuzey Afrika'dan iki İslam ülkesinin Türkiye ile Suriye arasında diyalog zemini kurmak için çabaladığı da belirtilmişti. 2011'den yaklaşık 11 yıl sonra kardeşim Esad'dan katil Esed'e kendisi de dönen Türkiye'yi de çeviren iktidarın şimdi Suriye ile tekrar diyalog zemini aramasının sebebi sizce ne olabilir? Ve nasıl bakıyorsunuz tabii? Yani